Merhabalar. DST kurslarının ve genel olarak bana gelen maillerin en yoğun sorularından bir tanesi, en yoğun konularından bir tanesi sadece DST değil, fotoğraf dokümantasyonu, video dokümantasyonu açıkçası onun üzerine oluyor. Ne tip bir kamera almalıyız, ne yapmalıyız, ne tip bir şey alırsak profesyonel bir fotoğraf çekebiliriz ve nedir kabul edilen standart diye çok fazla soru soruluyor. Tabii ki birçok farklı standart var duayenler tarafından kabul edilen. Naçizane ben 8 yıllık bir klinik deneyimiyle çok yoğun fotoğraf çekmiş biri olarak bazı standartlar kendimce edindim. Fotoğraf çekmek çok çok önemli. En başta bunu çözmeliyiz. Fotoğraf çekmeliyiz. Fotoğraf çekmediğimiz sürece, dokümantasyonumuzu yapmadığımız sürece anlatacak bir şeyimiz kalmıyor. Ne hastaya ne de meslektaşlarımıza. Benim hep söylediğim bir şey şu. Bir şey yapıyorsunuzdur, evet çok güzel ama onu dokümante edemiyorsanız, onu prezente edemiyorsanız çok ciddi problem yaşıyorsunuzdur demektir. Bu bizim Faruk Haznedaroğlu diye bir hocamız vardı. Eminim birçoğunuz tanıyorsunuzdur. İstanbul Üniversitesi'nin endodonti bilim dalında bir hocaydı. Çok harika bir insandır. Çok severim. İlk derslerimizden birine geldiğinde söylediği bir lafta çok şıkır şıkır bir takım elbise giymişti. O takım elbiseyle beraber geldi içeriye. Düğmesini yükledi ve dedi ki arkadaşlar unutmayın dedi. Her şeyin başı prezentasyondur. O yüzden hocamın dediğine sonuna kadar katılıyorum. Tabii ki bu prezentasyon içerisinde bir sürü şey giriyor ama eğer hastalarımıza bir vaka sunacaksak, hastalarımıza bir şeye yönlendireceksek hastalarımız bizim konuştuklarımızdan çok bir şey anlamıyor doğal olarak. Çünkü birçoğu konuştuğumuz şeyi biz ne kadar basitleştirmeye çalışsak da birçok hastaya çok karışık geliyor. O yüzden bizim isteğimiz hastaya veya ekibimize veya sunum yaptığımız diş hekimlerine doğru bir dokümantasyon getirmek. Görsel bir ürün pazarladığımızı unutmamamız lazım. Görsel bir ürün pazarlıyorsak görsel donelere ihtiyacımız var. Bunun içerisinde fotoğraf makineleri şart. Birçok hekim bana cep telefonuyla fotoğraf çekebilir miyiz diyor. Evet, cep telefonları gerçekten çok çok üst düzey teknolojilere ulaşmaya başladı. Style Italiano'nun ek ürünleriyle çok güzel ışık ekipmanlarıyla fotoğraf çekilebiliyor artık telefonlarla. Fakat ben hala daha bunun çok profesyonel olmadığına inanıyorum. Özellikle profesyonel gözükmediğine inanıyorum. Yani bir hastaya gidip de cep telefonunuzu, iPhone'unuzu alıp iPhone'unuzu kaldırıp fotoğrafını çekiyor olmak bana çok profesyonel gelmiyor. Çıkan ürünleri de çok profesyonel bulmuyorum. Özellikle yakınlaşıp dizayn aşamasına geldiğimde çok pikselleşen kötü fotoğraflar olduğuna inanıyorum. O yüzden benim için fotoğraf çok çok önemli mesleğimde. Hep söylediğim DST kurslarında da söylediğim bir şeydir bu. Her şeyimi alın, fotoğraflarımı almayın benden. Tam da öyle oldu. Yani kliniğimi İstanbul'da bırakıp Toronto'ya geldiğimde hard disklerimi alıp geldim. NAS, işte network drive'larımı alıp geldim. Binlerce, milyonlarca fotoğraf belki de bilmiyorum alıp geldim yanıma. Ve hala daha onları burada kullanıyorum. Onlarla işimi sunabiliyorum. Bunun çok büyük avantajını sağlıyor. Şimdi intraoral fotoğraf makinemi klinikte bırakmıştım. Şimdi yeni bir intraoral fotoğraf makinesi aldım. Genel olarak hekimler intraoral fotoğraf makinesini tabii ki daha çok ilgili. Yani daha merak ediyor. Böyle bir setup'a gerek var mı? Bence var. Çünkü baktığınızda ne kadar kaliteli fotoğraf çekerseniz o kadar iyi bir dokümantasyon sağlamış oluyorsunuz. Bunun da avantajı çok fazla. Benim zaten kullandığım çok çok iyi bir portre makine var. Bu makine Nikon D800 body'ye sahip ve Nikon 2470 bir lense sahip. 2470 ne demek? Yeni başlayanlar için bir fikir verme adına söylüyorum. 24 geniş açı fotoğraf çekmeyi sağlıyor. 24 değeri. 70 ise biraz daha dar açı bir fotoğraf çekmeyi. Yani zoomlayarak çekilen bir fotoğraf gibi düşünebilirsiniz. Yani yakınlaşıp uzaklaşabilen bir lensten bahsediyoruz. Aslında bizim isteğimiz olabildiğince tek odaklı lensler kullanmak. Yani o 24-70 değil. Mesela 24. Tabii öyle lensler kullanmanın da şöyle bir sıkıntısı var. Sadece tek bir işi yapabilen lensler. Özellikle intraoral fotoğraflarda bunu kullanıyoruz ki birazdan o paketi açıyor olacağız. Tek odaklı lens ve çift odaklı lensi şöyle bakmanızda fayda var. Ne kadar bu aralık açıksa, yani örnek veriyorum 24-300.
gibi bir lens varsa, bilmiyorum açıkçası. 24-300 gibi bir lens varsa anlayın ki açıkçası çok iyi bir lens değil, çöp bir lens. Çünkü aynen insanlarda olduğu gibi her işi yaparım abi diyen bir insan nasıl neredeyse hiçbir işi yapamıyorsa, lensler de böyle. Her işi yapacak bir lens daha üretilmedi. Kalitesinden kaybediyor, o keskinliğinden kaybediyor fotoğraf, video keskinliğinden kaybediyor. Ne kadar tek odaklıya doğru kayarsanız, tek odaklı lensler çok daha keskin, çok daha net fotoğraflar çekiyor. Çünkü tek işte odaklanmış, tek işte profesyonelleşmiş lensler oluyor. O yüzden olabildiğince tek odaklı lensler almaya özen gösterin. Mesela örnek vermek gerekirse, şimdi neredeyse ilk açacağımız paket olan Nikon 105 mm. Bu tek odaklı bir lens. Tek odaklı olması da bunun başarısını açıkçası mükemmelleştiriyor. O yüzden tek odaklı lenslerle çalışmaya özen göstermenizde fayda var. Peki çift odaklı lens alacağım, nasıl bir şey alayım? Bunu bir fotoğraf kursunda görmüştüm. Tek odaklı lensin, çift odaklı lensin pardon, sırrı şu: birinci çarpanla, yani mesela burada 24-70, birinci çarpanla ikinci çarpan arasında 3 kattan az bir değer olması lazım. Yani denemek için söyleyeyim, 24 çarpı 3 eşittir 72. 24-70 iyi bir lens diyebileceğimiz bir lens. Bu iki çarpan arasındaki fark ne kadar azsa, ne kadar birbirine yakınsa bu rakamlar, o kadar aslında daha başarılı bir lens elde ediyorsunuz tek odaklı bir lense göre. Çok sevdiğim hocam Engin Tavilioğlu, belki izliyordur şu anda. Onun bir kursuna da gitmiştim. Onun kursunda da çok güzel bir şey söylemişti hocam. Dedi ki önce lens alın, sonra body alın. Aslında ne kadar ironik ve şey geliyor, farklı geliyor ama kesinlikle doğru. Doğru bir lens almak, doğru bir lense sahip olmak çok çok önemli. Bütün fotoğrafın netliğini, bütün fotoğrafın keskinliğini belirleyen faktör aslında sizin lensinizin ne kadar keskin ve mükemmel olması. Şimdi body gerçekten çok çok önemli. Body dediğimiz şey gövde, fotoğraf makinesi gövdesi. Şimdi D7500 isimli bir gövde aldım daha yeni. Gövde gerçekten çok çok önemli değil. Asıl önemli olan şey lens. Lensinizin gerçekten çok 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 başarılı olması gerekiyor ki iyi bir fotoğraf çıkartabilelim. Bu paketi ilk defa sizin önünüzü açıyorum. Hakikaten çok heyecanlı. Böyle hep derler erkekler büyümez, oyuncakları büyür diye. Gerçekten öyle oluyor. Biz büyümüyoruz, oyuncaklarımız büyüyor. Bunlar çok yüksek ışıkta parlamayı engellemek için yapılan, dışarıda çekimler için kullanılan parçalar. Bizim için dental fotoğrafçılıkta çok fazla yeri yok. Bakalım paketten başka neler çıkıyor. Bak, çok güzel bir lens kabı çıktı. Lensi koyacağımız böyle çok güzel kadife bir paket çıktı. Bu çok işimize yaramayacak. Benim en azından çok işime yaramayacak. Eğer iki tane ayrı lens kullanmıyorsanız aynı body içerisinde, lensinizi çok fazla böyle paketleyip saklamanıza gerek kalmıyor. O yüzden çok da önemli değil. Lensleri korumak çok önemli. O yüzden böyle çok koruyucu ekipmanlar da sarılarak geliyor açıkçası. Ve olayımız bu. Kıymetli olan ekipmanımız bu. En önemli olaylardan bir tanesi lensin bu kısmı, yani fotoğraf makinesinin gövdesine bağlanan kısmını açık tutmamamız lazım. Çünkü çok ciddi anlamda toz riski var. Toz olduğunda fotoğraflarınızda çirkin bir altyapı oluşabiliyor. Böyle fotoğrafın üzerinde lekeler oluşabiliyor. Başka bir şey yok. Bir kullanım kılavuzu var. Çok önemli değil. İlk kullananlar için tabii ki mutlaka kullanın. Burada ayarları var bu cihazın. Manuel, otomatik, manuel. Çarpanları ve çok şık, güzel bir lens paketten çıktı. Çok benim en heyecanla beklediğim buydu. Lensim şıkır şıkır çalışır vaziyette. Geldi, bakalım ilk fotoğrafları çeker bakarız. Çok hoşuma gidiyor. İkinci olayımız bir, bu arada çok planlı olarak yapmadığım bir sunum olduğu için ilk defa böyle paketler gelince çekelim dedim. 105 mm, Canon'da ise 100 mm makro lens ağız içi fotoğraf için en güzel ekipman oluyor. Peki bununla portre fotoğraf çekebilir miyiz? Portre video çekebilir miyiz? Çekebilirsiniz. Fakat bu tek odaklı bir lens olduğu için portre fotoğraf çekebilmek adına hedeften, yani hastanızdan çok uzaklaşmanız gerekiyor. Yani
tam olarak bir metre veremeyeceğim ama yakın bir mesafe, yani fotoğrafı çektiğiniz yer kliniğinizin içerisinde çok yakınsa, hastayla çok yakınsanız, maalesef bu tek odaklı lensle portre çekmek zor olacaktır. Tavsiye etmiyorum. Onun yerine böyle çift odaklı bir lens veya 85 mm'lik bir portre lensiyle ikinci bir body çok tatlı olacaktır. Ama dediğim gibi eğer mesafeniz varsa, kliniğinizin alanı büyükse, benim o kadar büyük değildi. Benim hastayla sanıyorum 2,5-3 metre mesafem vardı. O yüzden bununla çekmem neredeyse imkansızdı. O yüzden zaten çok daha profesyonel bir ikinci bir lensle, bu işe özel olarak çok daha profesyonel diyebileceğim ikinci bir lensle ikinci bir body'm vardı ve onunla çekiyordum. Neredeyse bunu böyle sevesim var çok. Güzel bir his, yeni bir lens, yeni bir fotoğraf makinesi. Sonra D7500, açıkçası D7500'ü almamda hiçbir spesifik derivative nedir, yön veren bir şey yok. Burada kullanım kılavuzları var. Lütfen kullanım kılavuzlarına bakın. Gerçekten birçok özellik var. Hiç kullanmadığımız bu kadar profesyonel makinelerde mutlaka kullanım kılavuzlarını okuyun. Çok şey öğretiyor bu ekipmanları bize. Kullanım kılavuzları. Açıyoruz. D7500'ü almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi D7100 kullandığım için, 7100'ün de B&H Foto'da stoğu olmadığı için ben aldığım sırada, bu arada Amerika'daki B&H Foto'dan getirttim. Kayışımız var. Şarj aletimiz var. Hatta açalım, göstereyim. Ve tek şeyi, bataryayı şarj edebilecek. Bununla ilgili bu arada yedek Amazon gibi sitelerde iki bataryayı aynı anda şarj eden yan sanayi dediğimiz bu farklı markaların ürettiği bataryaları da satıyorlar. Onlardan da edinebilirsiniz. Mutlaka yedek bataryanız olsun. Çünkü hastalığa fotoğraf çekerken herhangi bir şekilde veya dışarıda fotoğraf çekerken bataryanız bittiğinde emin olun çok çok üzüleceksiniz. Birazcık kötü, rezil bir durum oluyor. Kayışımız var. Mutlaka kayış takmamız lazım. Kayış takmazsak düşme riski çok yüksek oluyor. Mutlaka boynumuzda bir kayışla fotoğrafı çekmemizde fayda var. Elimizden makinenin kayıp binlerce dolar verdiğimiz ekipmanın yere düşmesini istemeyiz. Dediğim gibi fotoğraf makinesini seçmekte öyle özel bir sebebim yok. Çünkü dediğim gibi benim için asıl önemli olan şey lens. Lensin iyi olması benim için çok çok önemli. Çok güzel böyle ekranı hareket edebilen, açılıp kapanabilen, farklı açılardan bana görüntüyü verebilen bir ekranı var. Ekranın üzerinde bir koruyucu var. Hiç sevmediğim bir şeydir. Başkalarının ekranında bile varsa sökesim geliyor ve söküyorum genelde. Eğer yakın arkadaşlarımsa bana kızıp beni dövmeyecekse yapıyorum böyle şeyler. Bir bataryamız var. Dediğim gibi bu bataryayı mutlaka yedeğine edinin. Yani bir tane bataryayla olmaz. Mutlaka. Bataryayı yedeğe edinmek çok çok önemli. Burada aktarım kabloları. Çok sık kullanılan USB kabloları, raparçalar, kablo değiştiriciler ve bu kutumuz da tamam. Peki ne yapıyoruz? Hemen burayı da çok açık tutmamak gerekiyor. Kameranın bu kısmını da çok fazla açık tutmamak gerekiyor. Ortamdan herhangi bir toz, kir girmemesi için. O yüzden olabildiğince hızlı ikisini de açıp hemen birleştirmek gerekiyor. Birleştirirken ne yapıyoruz? Birleştirirken burada bir nokta var, burada bir nokta var. O iki nokta birbirine gelecek ve çevireceğiz, oturacak üzerine. O yüzden hemen açıyoruz hızlıca. Toz girmeyecek şekilde. Evet. Fotoğraf makinemizin ilk takma işlemini, o lens body birleştirme işlemini yaptık. Lens Cleaning Kit, bir toz girme olasılığına karşı Zeiss'in yaptığı bir kit. Tozu oradan çok kibarca almanızı sağlıyor. Çok fazla sensörün üzerinden, yani fotoğraf makinesinin üzerindeki sensörün üzerinden müdahale ederek almamanızı öneririm. Onu profesyonellere götürün. Profesyoneller halletsin. Siz olabildiğince sensörle hiç temas etmemeye özen gösterin. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, ne kadar para ödeyeceğim, ne kadar para harcamam gerekiyor? Bu tabii ki çok çok önemli. Babamın çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanın ihtiyaçları sonsuzdur, imkanlar kısıtlıdır. O yüzden tabii ki fiyat çok çok önemli ama bunların gerçekten evladiyelik ürünler olduğunu, yıllarca kullanacağınız, çok uzun süre kullanacağınız ve size gerçekten bir diş hekimi koltuğundan belki de daha fazla para getirecek, daha fazla gelir getirecek ekipmanlar olduğunu düşünürseniz çok bunların fiyatlarında ucuza kaçmamakta fayda var.
Peki ne kadar ödedim? Açıkçası çok net hatırlamıyorum. Şimdi şeyleri koyacağım. O dataları koyuyor olacağım şeyde videoda montaj yaparken. Ama aşağı yukarı lens 800-900 dolar olması lazım. Çok emin değilim. Bir body de aşağı yukarı bir 700 küsür dolar sanıyorum olması lazım. Bu sırada biz konuşurken bataryaları takalım. Harekete geçsin ekipman. Yani sadece bu ikisi muhtemelen bir 1700-1800 civarı bir şey olması lazım. Evet. Açtığımız gibi bir menü geldi önümüze. Açılış menüsü. Bataryası zaten az diyor. Şimdi en önemli üçüncü parçaya geldik. Lens body dedik. Tamam, çok güzel, harika. Ama en önemli üçüncü parçamız nedir? Üçüncü parça da nedir? Işık. Işık çok çok önemli. Fotoğraf çekmenin bir aslında ışığı kaydetme sanatı olduğunu hiç unutmamamız lazım. Eğer ışığı kaydediyorsak ışığımızın güzel olması lazım. Işıktan çok kaçmamamız lazım. Intraoral fotoğrafta ne gibi ışıklar var? Ring flash dediğimiz ışıklar var. Twin flash dediğimiz ışıklar var. Benim açıkçası restoratif diş hekimliğini daha çok yaptığım için cerrahi ile beraber twin flash her zaman tercih ettiğim şey. Çünkü ring flash'ta şöyle bir sıkıntı var. Ring flash'ta bütün ışık aynı anda hedefe doğru vuruyor. O hedefe doğru tek bir yerden direkt vurduğu için çok düz, çok tek düzlemde bir fotoğraf çıkmış oluyor. Bunu şey gibi hayal edebilirsiniz. Bu tip makinelerde de eminim kullandığınız makinelerde şeyler vardır. Built-in flashlar vardır. Bu built-in flashları açtığınızda buradan tek bir noktadan vurduğunuzda görüyorsunuzdur. Fotoğrafta yüz çok kötü çıkar, tek düze çıkar. Bütün o imperfection dediğimiz o kusurlar hepsi o fotoğrafta direkt ortaya çıkar. O yüzden olabildiğince tek taraftan dikey ışık, dikey vuran ışığı çok sevmiyorum. Onun da avantajlı olduğu yerler var. Mesela neresi? Cerrahi uygulamalar sırasında örnek veriyorum. Bir 20 yaş dişi çekeceksiniz. Bir twin flash dediğimiz iki taraftan gelen flash'ı yanlardan açtığınızda yanaklardan gelen yanakların gölgesiyle beraber ağzın içini aydınlatamaz hale geliyor. Bu da neyi sağlıyor? Doğru düzgün bir ışıklandırma olmadığı için o 20 yaş operasyonunun fotoğraflarını çekememeniz sağ. Çünkü arka taraf gölgeli, ön taraf aydınlık, hiçbir şey ifade etmiyor. O zaman ring flash gibi bir flash çok daha avantajlı. Peki iki flash mı alacağız biz bunun için? Tabii ki hayır. Twin flash alıp twin flash'ın yanında açık olan ışıklarını ortaya doğru toplarsak dikey bir ışıkla iç kısmı çok daha rahat aydınlatabiliriz. Eğer özellikle restoratif bir tedaviyle uğraşıyorsak, örnek veriyorum dişin üzerindeki o texture, o yüzey özelliklerini falan vermek istiyorsak, bu çok çok önemli. İki taraftan gelen ışık her zaman çok daha büyük avantaj sağlıyor. Mutlaka iki taraftan gelen bir twin flash edinmenizde fayda var. Peki bu nasıl bir şey Nikon'da? Canon'daki versiyonların açıkçası isimlerini bilmiyorum. Canon kullanan biri olmadığım için. Nikon'da böyle gördüğünüz gibi en büyük paket flash'la geliyor. Nikon Close Up Speed Light Remote Kit R1 R1. R1 çok çok güzel bir flash. Ben yıllardır R1 kullanıyorum. Burada da tabii ki hiç tartışmasız bir şekilde R1 kullanmayı düşündüğüm için bunu aldım. Hemen R1'in çantaları çıkıyor kutudan ilk başta. Hemen hızlıca açalım. Böyle paketleri atalım. İki tane flash'ın da kutusu çıkıyor. Neredeyse hiç kullanmayacağım kutular çünkü açıp direkt kenara koyuyorum ve güzel güzel kullanıyorum. Bir küçük çanta sanıyorum ringi için geliyor. Yine kullanım kılavuzu mutlaka okuyun. Çok emin olun bilmediğimiz birçok şey var. Benim bile çok uzun süredir kullanmama rağmen, okumama rağmen unuttuğum şeyler vardır. Bir refresh yapacağız. Ve en sevdiğim şey o ilk aldığımda da bu kutudan şöyle çok güzel bir çanta çıktığında çok mutlu olmuştum. Çok keyifli bir şey çünkü gerçekten bütün ekipmanlarını size veriyor olmaları böyle güzel, böyle presentable bir sunulabilir bir halde size bunu veriyor olmaları çok çok güzel, böyle çok şık bir çantada geliyor. R1. R1'in çantasını açıyoruz. R1'in çantasının içerisinde bir tane braket var. En başta kullanabileceğimiz bir braketi var. Buraya ışıkları takabiliyoruz. Herhangi bir yere sabitleyip, ışığı bir yere sabitleyip bunu normal flash olarak da kullanabiliyoruz. Peki diğer ekipmanlar nerede? Bakın burada
Flash'ın kendisi geliyor. Buraya bir gerçekten mükemmel bir cihaz. Bu kameram çalışıyor mu? Bir kontrol etmem lazım. Çok güzel. Süper. Mükemmel bir cihaz. R1. R1 özel bir batarya ile çalışıyor. Bu her zaman kullandığımız bir batarya değil. Türkiye'de bayağı zor bulduğum bir şeydi ama gitti gidiyor da sanıyorum var. Hepsi burada falan. O gibi, onun gibi sitelerde de var diye biliyorum. CR123 CR123A bu tip bir pille çalışıyor. Bu ben rechargeable bir versiyonunu aldım. Tekrar şarj edilebilen bir versiyonunu şarj makinesiyle beraber. Mutlaka dediğim gibi bu tip pillerin yedeği olması lazım. Recharger'ın içerisinde iki tane var. Burada iki tane var. Her zaman birer yedekli gitmekte fayda var. Çünkü tam fotoğraf çektiğiniz sırada batarya biterse büyük rezillik oluyor. Hastaya dur bakayım batarya yok. Dur senin fotoğrafını sonra çekelim diyemeyeceğinize göre. Fotoğrafı çekerken hemen bataryayı değiştirmekte fayda var. Böyle minik bir batarya ama gerçekten çok uzun süre gidiyor. Neredeyse yani benim rutinimde bile 15 gün çok çok rahat gidiyordu ki ben çok sık fotoğraf çekiyordum. Koyduğunuz gibi bataryayı burada on off tuşu var. Açıyorsunuz. Rechargeable olduğu için belki şu an boştur. Sanıyorum boş. O yüzden açamıyorum. Ama önemli değil. Zaten ekipman gösteriyoruz. Fotoğraf çekmek için açmadık. İkinci bir setup var. Bir parçasını düşürdüm bu arada. İkinci bir flash daha geliyor. Peki bunları biz bu makineye nasıl bağlıyoruz? İki seçeneğimiz var. Ki birinci önce tercih etmediğim seçeneği size göstereceğim. Sonra ikinci seçeneğe geçeceğiz. Böyle ringler var. Bu makinenizin üzerinde bu ringin bu cihazın kaç milimetrelik bir ağzı olduğunu yazıyor. Burada 62 milimetrelik bir ağız var buradan görünüyor mu bilmiyorum. 62 milimetrelik bir çapı var bu lensin. Ve burada da kullandığınız makineye göre farklı çaplarda ringler bulunmakta. Hemen bakalım. Bakın 62 milimetreyi buldum. Böyle farklı ringler var. Peki ne işe yarıyor bu? Bunu çıkartıyorsunuz. Böyle bir ring. Şu şekilde. Lensi açtık. 62 milimetrelik lensin içerisine bunu takıyoruz. Kullanmayacağım için çok sıkı takmadım. Sonra bu aparatı alıyoruz. Bu aparatı buraya takıyoruz. İki tane mandalı var. Mandalı takıp ring flashları takacağımız, yani bu R1 C1'i bir ring flash gibi kullanmamızı sağlayan C1 değil lazım. C1 Commander'ı. R1 modelini böyle bir ring flash gibi kullanmamızı sağlayacak bir ekipman. Buradan kilitliyoruz ve gördüğünüz gibi iki taraftan bunu taktığımızda hemen yapalım. Takabilmemizi sağlayan bir sistem oluyor. Kilitliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir setup oluşmuş oldu. Böyle kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Dediğim gibi bir ring flash'a dönüştürdük aslında şu an bunu. Bu aslında tam amacına hizmet etmiyor şu anda. Mükemmel fotoğraflar bununla da çıkar. Fakat dediğim gibi daha tek düze, daha yüzey özelliklerini net gösteremeyen bir fotoğraf çıkacaktır bununla beraber. Bunun yerine Photomed diye bir Amerikan firmasından, maalesef Kanada'ya bile göndermiyorlar. Türkiye'ye gönderiyorlar mı bilmiyorum açıkçası. Mutlaka araştırmak lazım. Photomed diye bir firmadan, bu arada bunun içerisinde bir sürü aparat var. Yani çok kullanmayacağımız için göstermedim. Böyle diffuser'lar, yan ekipmanda işte flash'ı kapatan flash tetikleyicileri, İşte ön korumalar, bunun gibi bir sürü ekipman geliyor. Çok şık bir paketin içerisinde. Bunu göstermiyorum daha fazla. Aa bak, bu da çok güzel. Bunu aklıma gitmeden şey yapayım. Bu çok güzel bir ekipman. Bu R1'in mükemmel bir şeyi, ara parçası. R1'i çıkarttınız. R1'i bunu taktınız. Ve kilitlediniz. Bunu istediğiniz yere böyle ayaklı olarak koyabiliyorsunuz.
Bunu bir model fotoğrafı çekerken kullanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda çok güzel bir özelliği var. Altında hemen bir tripod parçası var. Bu neye yarıyor? Eğer herhangi bir şekilde bir tripod ayağınız hazırda duruyorsa, hastadan bir portre fotoğrafı alacaksanız, evet biraz meşakkatli gibi, benim istediğim aslında idealde ikinci bir şey olması, flash'ın hazırda duruyor olması portre fotoğraf için, ama diyelim ki öyle bir imkanımız yok. Portre fotoğraf için ikinci bir ışık düzeni alamadık. Bunu alıp iki tane tripod'a takıp tık tık hemen fotoğrafları çekebiliyoruz. Bu flash'ları da çok güzel kullanabiliyoruz portre fotoğraf için. Bu ekipman da ona çok yarıyor. Kutuyu kaldırmadan bunu göstereyim dedim. Evet, bunu da koyduk oyuncağımızın içerisine. Çantayı kaldırıyoruz. Evet, şimdi benim çok sevdiğim, dediğim gibi, Photomat'teki bir dual bracket'ten bahsedeceğim. Çok çok güzel bir şey, çok çok güzel bir ekipman. Özellikle geniş olanını, wide olanını aldım. Dediğim gibi ben ışığın ne kadar uzaktan diffuse olarak gelirse o kadar faydalı olduğuna inanıyorum. O yüzden bu iki taraftan dual bracket dediğimiz sistemi aldım. Ondan sonra bu çok çok güzel bir ekipman. Nikon'a özel bir, yani Canon'a da özel yapıyorlar. Ben Nikon kullandığım için Nikon'a özel versiyonunu aldım. Bu neye yarıyor? Gördüğünüz gibi çok geniş bir alandan flash'ınızın, fotoğraf makinesinin iki yanından istediğiniz açıdan, istediğiniz yakınlıktan, istediğiniz uzaklıktan gelmesini sağlıyor. Ne yapıyoruz peki bunun için? Hemen makinenin altındaki tripod girişine bunu screw ediyoruz. Bunu şöyle yapalım. Screw ediyoruz. Evet. Sıktıktan sonra ekipman bu hale geliyor. Şimdi öndeki ringi çıkartıyorum çünkü bir anlamı kalmadı şu anda. Öndeki ringi çıkarttıktan sonra şu vaziyete geliyor makina. Otomatik olarak makinamızı koyuyoruz. Makineyi koyduktan sonra hemen R1, C1'di bir önceki kullandığım ağzıma öyle takılmış. C1 şey, eğer makinenizin bir kumanda özelliği yoksa, ki D7500'de yok aslında. Eğer bir ek parçayla, o az önce gösterdiğim flash'ı slave eden, köle haline getiren parçanız yoksa R1 C1 tarafından, yani Commander One diye geçiyor. Commander One tarafının üzerine takılan bir ek parça tarafından kontrol edilebiliyor. Patlaması, flash'in ne zaman patlayacağını onunla kontrol edebiliyorsunuz. Ama dental fotoğrafta ikisi aynı anda patladığı için ve slave modunda çalışabildiği için ekstradan bunun için bir $200-$300 para vermenize gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir düzenek oluşturuldu. Ne yapıyoruz? Bunu her ekleminden oynatabiliyoruz. Az önce söylediğim gibi bunu ring flash'a da çevirebiliriz mesela. Nasıl yaparız? Şunu çevirip şöyle yaptığınızda gördüğünüz gibi direkt objektifin yanından ışığın gelmesini sağlayabilirsiniz. Direkt açıp büküp bu şekilde çevirdiğinizde istediğiniz şekilde iki taraftan da aynı anda ışık gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle dikey gelen ışık 20 yaş gibi, böyle veya bir ortodontik tedavi yaparken 7 numaralara kadar görmek istediğimiz bir ortamda bu tip bir ışık, yani yanlara daha yakın olan, lense daha yakın olan bir ışık çok daha tercih edilebilir. Ama eğer restoratif bir şey yapıyorsak bunu olabildiğince uzakta tutmayı ben daha çok seviyorum. Çok güzel o yüzey özelliklerini çok daha net veriyor. Çok daha net o texture'ı, o dediğimiz işte yüzey özelliklerini ve gölgeleri doğal halde verebilen şey, bu lensin lense ne kadar uzaksa o kadar iyi gibi bir durum söz konusu oluyor. Peki, bitmek üzere artık bu ekipman tanıtımı. Peki benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de şu. Lumicast. Bu neye yarıyor? Flaşlar ne kadar uzak da olsa, flaşlarından direkt ışık geldiği zaman hedefe patlayan bir ışık durumu söz konusu oluyor. Yani ışık gelmiş, gerçekten bir flaşın patladığı iki taraftan da olsa flaşın patladığı açıkçası belli oluyor. Eğer bir diffuser, bir yansıtıcı kullanmazsak. Nasıl bir mekana gittiğinizde mekan indirekt olarak aydınlatılıyorsa daha hoş, daha cool bir hava yaratıyor. Bilmiyorum, benim
bana mı öyle geliyor ama ben her zaman öyle düşünüyorum. Bir mekana gittiğimde, bir otele, bir mekana gittiğimde her zaman indirekt ışıklandırmayı severim. Ben direkt ışıklandırmayı sevmem. Aynı şekilde fotoğrafta da bu böyle. İndirekt ışıklandırma aynen bir gün ışığının sizi aydınlattığı gibi direkt bir güneşin öğlen yüzünüze vurmasındansa şu an olduğu gibi camdan gelen ışığın beni aydınlatması ile ışığın direkt yüzüme vurması veya benim bu videoyu güneş altında çekmem arasında çok ciddi fark olduğuna inanıyorum. Aynı şey flash için de geçerli. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bunun içinde dediğim gibi bu ekipman var. Lumicast dediğimiz ekipman. Lumicast çok çok güzel bir ekipman. Ne işe yarıyor? Lumicast numarası sizin fotoğraflarınızda gelen ışığın çok doğal, natürel bir ışık yansıması yapmasını sağlıyor. Peki nasıl kullanılıyor? Dur bakalım. Ben bunu bir makinemi aldığımda takmıştım. Bir de şimdi takıyor olacağım galiba. Burada bir strap'i var. Bu strap'i takıyoruz öncelikle şeye. Benim zamanımda bu yoktu bu arada. Benim ilk aldığım Lumicast'te bu yoktu. Sanıyorum bunun eksikliğini raporladıktan sonra insanlar onlar da artık bunu yapmanın gerekliliğine herhalde inandılar diye düşünüyorum. Bunun burada bir cırt cırt bir yapışkan dokusu var. Sanıyorum oraya tutunacak bu. Şu anda evet aynen öyle oldu. Bir de yapabilsem. Sanıyorum böyle bir şey olsa gerek. Bir mükemmelleştirip fotoğrafını paylaşırım. Aynen bu şekilde. Ay pardon. Flaşı buraya vuruyor olması lazım aslında. Evet. Bu arkamda kaldığı için göremedim. Söktük. Sökemiyoruz. Gayet de iyi yapmışlar bu arada. Sökmesi de çok zor. Şimdi flaşın gelip buraya vurması lazım. Çok daha oldu, güzel oldu. Şimdi böylelikle ne olmuş oluyor? Bundan iki tane var burada. Böyle set halinde almak lazım. Şimdi böyle olduğunda, tabii bunu biraz daha düzgün yapıştırmak lazım. Böyle olduğunda ne oluyor? Bu ışık geliyor. Flash'tan gelen ışık geliyor. Önce bu beyaz alana vuruyor. Şu içte gördüğümüz beyaz alana vuruyor. Bu beyaz alan aydınlanıyor. Ve yaygın bir şekilde, difüz bir şekilde dişin ve ağzın içerisine doğru bir ışık dağılımı oluyor. Bu neyi sağlıyor? Çok daha doğal, çok daha natürel, çok daha yüzey özelliklerini yansıtabilen bir ışıkla fotoğraf çekmiş oluyoruz. Bu çok büyük bir avantaj, çok güzel. Mutlaka mutlaka neticeye gelirsek, bayağı konuştum. Neticeye gelirsek mutlaka fotoğraf çekmemiz lazım. Mutlaka. Dediğim gibi eğer hiç çekmiyorsanız, hiç makinanız yoksa bugünden itibaren cep telefonunuzla bile olsa doğru düzgün bir fotoğraf çekmeye özen göstermenizi öneriyorum. Tabii ki cep telefonuyla bile olsa fotoğraf çekmenin, dental fotoğraf çekmenin kuralları var. Nasıl bir açıda nasıl doğru çekilir, hangi yapıları doğru görmeliyiz, hangi açıda çekmeliyiz, bunlar çok çok önemli. Birçok fotoğraf hatası var yapılan. O fotoğraf hatalarını yapmamak için mutlaka kurslara gitmenizi, bilenlerle diyalog halinde olmanızı, çekilen fotoğrafları yani profesyonellerin çektiği fotoğraflara biraz daha özenle nasıl çektiklerine bakmanızı öneririm. Dediğim gibi hiçbir şey yoksa, fotoğraf makineniz yoksa mutlaka cep telefonuyla bile olsa başlayın ve bir an önce fotoğraf makinesi edinin. Bir güzel profesyonel fotoğraf makinesi edinin. Profesyonel fotoğraf makinesi gerçekten göreceksiniz ki sizin kliniğinizi bir üst seviyeye, belki de iki üst seviyeye, üç üst seviyeye taşıyacak. Çok büyük avantaja dönüştürecek sizin için bütün süreci. O yüzden hiç açıkçası beklememenizi ve buna yatırım yapmanızı öneririm. Yeni bir diş hekimi koltuğu mu alayım ikinci odama, yoksa bir fotoğraf makinesi mi alayım derseniz, ben her zaman bir stüdyo kurun kliniğinizin içerisine, ikinci bir koltuk almaktansa ve fotoğraf makineleri alın, hastayla stüdyonuzda güzel güzel sohbet edin, fotoğraf çekin, hastanızla çok güzel özel anlar yaşayın.
böyle hastanın bütün ihtiyaçlarını gülüşünde değiştirmeniz gereken her şeyi önceden görebileceğiniz ve hastayla bir diş hekimi koltuğunun dışında olabileceğiniz, ayrı bir alanda olabileceğiniz, hastayı o irite edici diş hekimi koltuğu havasından çıkartabileceğiniz bir alanda olmanızı her zaman öneriyorum. Kurslarda da hep bunu anlatıyorum. O yüzden mutlaka fotoğraf makinesi edinin. Tekrar tekrar bu videoda herhalde bir 30 kere söyledim. Şimdi bu kadar diyelim. Belki başka bir videoda tekrar görüşürüz.